Hastalığı fakir bir çifti o yıl yiyeceğini temin etmekte zorlanıyordu. Halinden şikayet etmezdi. Onun endişesi bakmakla yükümlü olduğu biricik oğluydu. Bir gün tarlasında dolaşırken köpekten avlama sesi duydu. Sesi takip edip köpeği yanına geldiğinde çukurdaki çamura batmış bir çocuk buldu. Çocuk çok korkmuştu. Çiftçi çekinmeden çamur dolu çukura girdi ve çocuğu çekip çıkardı. Sonra da sağ salim onu evine uğurladı. İkinci gün çiftçi adamın evine lüks bir araba yanaştı. Arabadan bir çocuk ve bir adam inmişti. Adam çiftçiye ben dün hayatını kurtardığının bu çocuğun babasıyım. Beni o kadar çok mutlu ettiniz ki ne dilerseniz dileyin benden dedi. Dedi. Çiftçi ben insanlık görevimi yaptım oğlunuz oğlum gibidir dedi. Adam ben de sizin gibi düşünüyorum. Bu yüzden oğlunuzun eğitim masraflarını karşılayacağım ki ailesine ve ülkesine faydalı eğitimli biri olsun inşallah dedi. Çiftçi buna çok sevinmişti. Oğlu güzel bir eğitim alacaktı. Öyle de oldu ve ileride oğlu doktor oldu. Kaderin cilvesine bakın ki bir defasında çiftçi tarafından çamurdan kurtarılan çocuk ikinci defa çiftçinin doktor oğlu tarafından kurtarılacaktı. Zengin adam oğlu için yaşadığını bir kere ispatlayarak doktora mirasının yarısını vermeyi teklif etti. Ancak doktor bu teklifi reddederek ona babasının nasihatini aktardı. Birine iyilik ettiğin zaman teşekkür bekleme. Samet olan Allah'ın sana verdiği sevap yeter de artar bile. <laughs> عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون